Mete Bey tekrar hoş geldiniz Şimdi size şöyle bir soru var ee, söyle Konuşmanızda diyorsunuz ki 12 milyar TL'lik bir rezerv ee, En kötü senaryo kapsamında Diye soruyorlar e, Bu yeterli midir? Yani bu <laughs> Bir en kötü senaryonuz var mı Mete Bey? Buyurun ee, efendim Noyum, Tabii ki bir e, Yani şöyle biz senaryolar üzerinde çalışarak zaten e, restorans uygulamalarını da devreye sokarak ek ötemek kapasitesi alıyoruz. Hmm. DASK olarak temel e, perspektifimiz ise özellikle e, beklenen İstanbul depremine e, hazırlıklı bir şekilde mali açıdan ve operasyonel açıdan hazırlıklı olmak her zaman için. 12 milyar e, 20 senelik bir e, geçmişi olan DASK için çok iyi bir. E, rakam hı hı. ama bunu e, bu rezervi her zaman artırmamız gerekiyor. E, İstanbul depremi e, ya da Marmara depremi gibi bir depremde e, bu hasarı karşılayabilecek düzeyde olmamız gerekiyor. Biz tabii ki bütün senaryoları e, uzmanlarımız çalışıyorlar, ilgili paydaş kurumlarla da beraber hareket ederek bu hesaplamaları yapıyorlar ve e, günü geldiğinde e, bu. E, rezervlere ihtiyaç olduğunda da bunun karşılayabilir düzeyde yeterli düzeyde olması için çalışıyoruz tabii ki. Şu anda mali açıdan e, das her türlü çalışmasını yapıyor ve yeterli olduğunu düşünüyor. Ama tabii bu sigortalılık oranlarımızla da alakalı e, açıkçası. Hı hı. Sigortalılık oranımız %57 biliyorsunuz Noyan Bey. Evet. E, genel sigortalılık oranımız. Bu e, sigortalılık oranımıza baktığımızda Marmara'da bu oranın %68 olduğunu ama Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde %45-50 civarlarında olduğunu e, görüyoruz. Şimdi burada bizim temel DASK olarak en birinci e, e, hedefimiz %100 sigortalılık. Evet. Dolayısıyla %100 sigortalılık hedefine ulaştığımızda, ulaşmak için çalışıyoruz ve ulaştığımızda da bu rezervlerin daha da çok artacağını düşünüyoruz. Çünkü burası bir sigorta havuzu ve bu sigorta havuzunda biriken Sigorta primleri e, günü geldiği zaman bu havuzdan karşılanacak şekilde planlanıyor Dolayısıyla e, vatandaşlarımızın zor e, deprem sonucunda zor günlerinde e, onların barınma ihtiyaçlarını karşılayacak ve e, yani üzüntülerini bir nebze gidermek için e, bu finansal önlemi almalarını öneriyoruz ve das olarak da biz bu e, amaçla hedefli çalışmalarımıza devam ediyoruz.